yeni bir haber var. O konuyla ilgili aldığımız böyle geniş bir bilgi var. Onu da paylaşım üzerine konuşalım. İşte aşiret zaten toplanıyor bunlar. Gören ailesi bir araya geliyorlar ve ifadelerle ilgili ciddi bir planlama yaptılar. O planlama yavaş yavaş patladı. Onun da ortaya çıkması onlar birazcık rahatsız etti. Şimdi bütün şeyi Nevzat'a doğru itiyorlar. İşte Nevzat'ın ailesi daha önceden de buradan taşınacağını söylemişti. Oğlundaydı, araba da neden o gün buradaydı gibi. Arif Güran'ın yavaş yavaş ağız değiştirme ve hedef şaşırtma işlemleri devreye girdi. Ve aynı zamanda işte Salim'in avukatı da aynı şeyi söyledi. Çıktı dedi ki bence dedi gömen kişi öldürmüştür. Bu net dedi. Yani başka kimse yok. Onun görgü tanıklığına çok da ihtiyaç yok denilmiş. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Enes'in ifadesinde diyor ki Salim diyor, diyor ki Nevzat çok silik bir karakterdir. Amcam ne derse yapar çünkü amcamdan çok korkar diyor. Enes bunu kendi ifadesinde dile getiriyor. Şimdi köylüye sorduğunda aynı cevabı alıyorsunuz. Çevreye sorduğunuzda aynı cevabı alıyorsunuz. Peki Arif Küran bir yerde diyor ki biz diyor Nevzat'ın suyunu verirdik diyor zaten. Yani ona su verirdik, su sıkıntısı yoktu diyor. Ama Nevzat üçüncü ifadesinde hatta bir ilk ifadesinde de söylüyor. Ben su için 15.08'de aradım kendisini diyor. Su az geliyordu. Şimdi Arif'ten alıyorsa şeyi suyu neden Salim'i aradı? Çünkü zaten suyu Arif'ten geliyordu. Salim'i niye aradı? Salim'in ya da işte son ifadesinde aramanın dışında bana el salladı, seslendi, ben evine çıktım demesi de birazcık Salim'in o gün Arif Güran'ın evinde olduğunu da doğrular niteliğinde. O arama ve bulunması, HTS kayıtları artık net, daraltılma çalışması yapıldı. 15.08'de aranmış ama Narin öldükten sonra da o 15.40 sonrasında da hani öncesinde zaten bir araya gelmişler. HTS'leri çakışmış. Onun sonrasında da çok sık telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş Nevzat ve Salim arasında. Yani burada aslında Salim'in bir numaralı şüpheli zaten olduğu kesin. Devlet de öyle bakıyor ama bu hikaye de biraz doğruya kadar götürüyor. Bu kadar olay, bu kadar delil, Salim'in yalan ifadeleri çocuklara ezberletmesi, işte gençlere ezberletmesi, bütün herkese aynı ifadeyi verdirtmesi, bunların ortaya çıkması, patates hatlarla yanlış ihbarlar, terlik bırakmalar, yanlış yönlendirmeler falan bunlar artık JASAT raporunda kesinleşmişken nasıl Nevzat'ın üstüne yıkabilecekler? Yani aşiret böyle bir karar alırsa sence devlet buna karşı şey olabilir mi? Yani bu yalana inanır mı, bu kurguya? Öncelikle Nevzat'la Salim arasındaki ilişkiyle ilgili bir meseleyi söyleyeyim. O bölgede önemli bir iş adamı, Diyarbakır'da dahi tanınan bir iş adamıyla görüştüm o süreçte. Dedim kimdir bu Güranlar? İşte Nevzat Bahtiyar'la Salim arasındaki ilişki nedir? Dedi Nevzat Bahtiyar Salim'in arkadaşıdır, dostudur dedi. Hani herkes diyor ya işçidir, siliktir, şöyledir, böyledir. Dedi arkadaşıdır, dostudur dedi. Yedikleri, içtikleri birdir dedi. Tamam, güç olarak, zenginlik olarak fark olabilir ama yani adam o bölgenin herkesi tanıyor, herkesi biliyor. Kimin ne olduğunu çok çok iyi biliyor. Devletten daha iyi biliyor. Dedi bu Nevzat Bahtiyar Salim'in dostudur, arkadaşıdır. Yedikleri, içtikleri birdir. Tek fark Salim onun üstüdür, yöneticisi gibidir. Biraz daha böyle şeyi gibidir, patronu gibidir. Ama samimiyet var yani çok ileri bir samimiyet var. Yani bu bakımdan Nevzat'la bizim bilemeyeceğimiz, bizim öğrenemeyeceğimiz, hiçbir şekilde öğrenemeyeceğimiz bir anlaşma, örtülü bir anlaşma yapılırsa, hani dediniz ya devlet, örtülü bir anlaşma yapılırsa Nevzat çıkıp en son diyecek ki ben yaptım. Evet. Kim ne diyebilir? Hiç kimse bir şey diyemez. Yani bu gidişat onu gösteriyor. Nevzat ifadelerini ikide bir ne değiştirdi. Şimdi Nevzat zaten korkuyor ondan. Zaten korkuyor. Ailesi de var ister istemez. Yani bir şekilde orta yola gelebilirler. Mantıklı düşünün, avukatlara 12 milyon para döken bir insan Nevzat'a 12 milyon dökse mesele bitmez mi? Nevzat Biter. 12 milyonu dökse mesele bitmez mi yani? Maalesef bir Yani izleyicimiz demiş ya, sizce Nevzat katil olsaydı Güran ailesi intikam alır mıydı demiş yani. Nevzat katil olduğunu zerre kadar düşünmüyorum. Zerre Ve kadar düşünmüyorum. Nevzat aynı katil fikirde. olsaydı
tamamı o kadar organize bir şekilde bu olayı örtmeye ve dayanışma içerisine girmeye çalışmazlardı. Nevzat'ı aynı gün gidip kafasına sıkarlardı. Aynı gün. Aynı gün ölürdü Nevzat. Yani Nevzat'ın öyle bir gücü yok ki, öyle bir kapasitesi yok ki. Nevzat dışarıda yaşayan biri olsa diyeceğim tamam. Böyle düşündü, kayıp giderim dedi. Aynı köyde yaşıyor. Güranları herkesten daha çok tanıyor. Nevzat öyle bir gücü yok, öyle bir cesareti yok. Ya öyle bir şey yapamaz, imkansız yani. Öyle bir şey yapsa Güran ailesi bu kadar işi şey yapmazdı, uzatmazdılardı yani. Yanlış ihbarlar yapmazlardı, yanlış yönlendirmeler yapmazlardı. Çelişkili ifadeler kullanmazlardı. Şeye, o gazeteciye ağzınızdan laf almasın demezlerdi. Gelip beni tehdit etmezlerdi. Başkasını taşlamazlardı. Nevzat'a yoğunlaştılardı yani. Ya bizim burada bu bölgede köyde iki köy arasında bir olay yaşandığı zaman ölüm olmasa dahi yaralanma olursa giderler o evi yakarlar. Direkt giderler o evi yakarlar. Ateşe verirler. O köyde bir daha o insan, o aileden, o akraba hiç kimse kalamaz. Direkt o köy değil, şehri de terk edenler. Ha, şehri de yani. O köyü tek değil, şehri de terk edenler. Böyle bir şey zerre kadar düşünseler, şüphelenseler direkt gidip bu evi yakarlardı. Ya böyle bir ihtimalde Nevzat nasıl öyle bir şey yapmış olabilir yani? Bunların ortaya koyduğu davranış biçimi Nevzat'ın katil olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor yani. Eski zamanlarda çocukları tanrılara kurban ediyorlar ya. Bunların yaşadığı olay neyse çocuklarının günahlarına kurban etme durumu olabilir yani. Bir şekilde birilerinin günahlarına kurban edilmiş olabilirler. Ama kim tarafından demiyorum. Zaten onun kamuoyu açık bir şekilde söylüyor zaten. Evet, bu çok garip inanışlar var yani. Orada öyle bir şey de hani kız bir şey görmedi de biri töre mi kurban gitti diye de çok iddialar var. Vallahi iddialar var. Ben bu konuda güvenlik şubeye gidip ifade de verdim. Kendi şeyimden değil. Benim evet. O kayıp çocuklar vakasını gündeme alınca bu mesele üzerinden insanlar benim videomu, röportajımı paylaşıp bu meseleyi detaylı olarak ele almışlar. İşte oraya yakın Zerzevan Kalesi varmış. İşte orada bu ayin ritüeli varmış. Tavşan meselesi varmış. Tavşan tepe odan geliyormuş. Eski bir kitap hikaye meselesi varmış. Ritüeller çok birbirine benziyor. Ama hani burada bizim elimizde net bir bilgi yok. Kesin bir şey diyecek gücümüz yok. Ama ben bu konuda ifadeye gittiğimde beni suçluya da şüpheli olarak değil, dostane bir şekilde çağırdılar. Kaynak olarak gösterdiler. Benim haberimi eklenti yapmışlar. Onun üzerinde bu yorumları yazmışlar. Beni kaynak olarak göstermişler. İşte onlara yönelik bu dava açılmış. Böyle bir söylenti var. Buna benzer ritüeller var. Çok farklı şeyler var. 19 gün dedik ya, Narin Güran 19. günde bulundu 9 yaşında. Benim yaptığım haberde ölen çocuk 19. günde bulunuyor 9 yaşında aynı derede. Oradan bir ilişki kurulmuş ve diğer ritüeller ona dayandırılmış. Ama işte bizim bu konuda geniş bilgimiz de yok. Hani bu alanda hiçbir çalışmamız da yok. Elimizde bir veri de yok. Bizim sadece şahit olduğumuz orada ne olmuşsa o köyün tamamının bildiğidir yani. O meseleyi bildiği ve bu meselenin üzerinde bir dayanışma içine girip organize bir şekilde bu olayı buraya kadar getirmeleridir. Ve burada bunu da söyleyeyim. Güran ailesi dışında başka bir aile olsaydı bu olay çözülmüştü şimdi. Hmm. En az 10. günde, 11. günde ya da en kötü Ali'nin cesedi bulunduğu gün çözülmüştü olay. Ama Güran ailesinin gücü, bağlantıları ve profesyonel yardım almaları işi buralara kadar getirdi.